Doğru bir uyku için yatak seçimi nasıl yapılır? İşin uzmanına sorduk. Mondi Home Londra'nın yöneticilerinden Ali Demirci önemli bilgiler veriyor. İzliyoruz. Londra'nın kuzeyi Seven Sisters bölgesinde bulunan Mondi Home'un showroom'una geldik efendim. Bu hafta yatakları konuşacağız. Yanımızda da markanın İngiltere temsilcisi Ali Demirci var. Şimdi Ali Bey, geçtiğimiz haftalarda hep neden Mondi Home'u Londra'ya getirdiğinize dair birçok önemli noktaya değinmiştik. Bu hafta da yatakları konuşacağız dediğim gibi. Mondi Home'un yatak üretimi ve yatak seçenekleri konusunda yaptığı çalışmalar nelerdir? Bununla başlayalım dilerseniz. Mondi Home olarak özellikle bizim en çok sattığımız ürünlerden biri, hatta en çoğu yataklar Sevgin Bey. Ömrümüzün üçte birini uyuyarak, dolayısıyla yatakta geçiriyoruz. Ayrıca insanların fiziksel ve zihinsel gelişimin çoğunu uyku sırasında, dolayısıyla da yatakta tamamlıyor. Bundan dolayı yatak çok önemli. Yatak aslında bir mobilya ürünü değil, yatak bir sağlık ürünüdür. Bundan dolayı yatak seçimine çok dikkat etmeliyiz. Mondi Home, Mondi Sleep adı altında birçok yatak çeşidi var. Her omurgaya uygun, her yaş grubuna uygun ya da kiloya uygun birçok alternatifi bulabilirsiniz. Şimdi dediniz ki hayatımızın üçte biri yatakta geçiyor. Çok doğru. Bu noktada peki bahsettiğiniz bu farklı yatak seçeneklerini mağazaya geldiğinde müşterileri nasıl yönlendirerek seçim yapmasını sağlıyorsunuz? Dediğiniz omurga yapısı, kiloyasına ve yaşına göre, değil mi? Birçok farklı seçenek sunduğunuza göre biz yatağımızı nasıl seçmeliyiz? Genel olarak aslında gelen müşterilerimize, ki çoğu arkadaşımız ya da çoğu yatak satan firma, en çok bu yatağı satıyorum, herhangi bir dönüş olmadı, gayet iyi dönüşler vardı, o yatağı tavsiye ediyor. Ya da müşteri bir arkadaşı kullanmış, tavsiye etmiş, memnun kalmış, onun üzerine geliyor. Ama bizden bilgi isteyenler de oluyor açıkçası Sevgin Bey. Biz ona göre yönlendirme yapıyoruz. Mesela şimdi ben buraya geldim ve bir yatak almam gerekiyor. En kaliteli yatağa mı gitmem gerekiyor, en pahalısını mı seçmem gerekiyor? Nasıl oluyor? Ya öncelikle bunda bir vücut yapınız, omurga yapınız, yatış şekliniz, kilonuz gibi birçok etken aslında önemli. Bizim birçok farklı yataklarımız var. Bonel yaylı yataklarımız, SL yaylı yataklarımız, Pocket yaylı yataklarımız, Visco yataklarımız olmak üzere. Türkiye'de satılan yatakların %95'i yaylı yataklar, %5 gibi yaysız yataklar. Ama İngiltere'de tam tersi bir durum söz konusu. Satılan yatakların %35'i yaylı yatak. Diğer kalan oran ise yaysız yataklardı. Daha çok visko yataklar ya da lateks yataklar Sevgin Bey. Müşterimiz gelince biz önce herhangi bir kronik bir rahatsızlığı var mı diye soruyoruz. Çünkü kronik rahatsızlığı olan bir müşteriye bizim yatak önermemiz doğru değil. Yani bizi aşan bir durum. Bunu da aslında ilk defa da sizde açıklayalım, sizin ekranlarınızda açıklayalım. Özellikle kronik ağrıyla gelen müşterilerimiz bir yatak tavsiyesi istediği zaman bizim anlaşma yaptığımız Hacettepe Üniversitesi mezunu akademisyen Cevher Hanım ve Serdar Bey var. Onlarla bir görüştürme yaparak, ki bel ağrıları nedir, onlar bir testten geçiriyorlar ve onun üzerine en uygun yatağı belirleyip bize söylüyor, biz de müşterimize onu öneriyoruz. Yani uzmanlara danışıyorsunuz tabii bu noktada. Şimdi uzmanlara danışmak önemli. Peki şu farktan bahsedersek, dediniz ki Türkiye'de %95 yatak cinsi yaylı oluyor ve burada %35. Ne fark oluyor arasında? Açıkçası fiyat farkı var. Bir de aslında kullanım alışkanlığı var. Türkiye'de daha çok yaylı yatak kullanma alışkanlığı var. Avrupa'da ise daha çok yaysız yataklar, visko ya da lateks yataklar alışkanlığı var. İkisinde avantajları, dezavantajları var aslında. Biz de müşterimize ona göre, isterse visko, isterse yaylı yatak, ona göre yönlendirme yapıyoruz. Özellikle akut problemiyle gelen, yani geçici bel ağrılarıyla gelenler, işte eğer bir kişi gün içinde uyandıktan sonra 2-3 saat içinde bel ağrısı geçiyorsa bu yataktandır. O zaman biz bir yatağın değiştirmesini öneriyoruz ve kendi isteklerine göre yönlendirme yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi diğer türlü kronik ağrıları olana uzmanlarımız eşliğinde yatak belirleyip ona göre seçim yaptırıyoruz. Şimdi dezavantajları, avantajları nedir mesela yaylı yatağın? Aslında bunları, yatak çeşitlerini açıklayarak biraz üzerine duralım.
Örneğin Bonel yaylı. Bonel yaylı yataklar ucuz yataklardır. Özellikle hafif yataklardır. Bunu biz genelde tek kişi yatanlara öneriyoruz. Genelde çocuklara aslında öneriyoruz 20 yaş altında. Bunun avantajları hafif olması, hava geçirgenliği olması, uygun olması fiyat olarak. Ama dezavantajı ise ses gelebilir, ses gelme ihtimali vardır yaylarda. Aynı zamanda da diğer poket yaylar gibi vücudun her yerini farklı farklı tartan bir yay yoktur. Hepsi yayların eşittir. Dezavantaj olarak da bunları sayabiliriz. Örneğin poket yayda ise onun da aynı şekilde avantajları ve dezavantajları var. Biz mesela şu anda en çok poket yay satıyoruz. Özellikle bizim Aktif Natura diye bir meclisimiz var. Poket yayların avantajları her farklı zonda, yani vücudun farklı bölgelerinde farklı yaylar vardır. Bilekte farklı, kalça kısmında farklı, bel kısmında ve baş kısmında farklı olmak üzere hepsinin yoğunluğu farklı olduğu için ona göre destekler ve bu da rahat bir uyku sağlar. Birçok yönden avantajlıdır aslında poket yayla. Onun da tek dezavantajı hava geçirgenliğidir. Çünkü yaylar hepsi bir kumaşla kaplıdır. Ama bizim sattığımız özellikle Aktif Natura Matris'in üst tarafındaki pedi yünden oluşuyor. Yün olduğundan dolayı hava geçirgenliği de sağlıyor. Bu yönden aslında o dezavantajını da biz kapatmış oluyoruz ki zaten müşterilerimiz de şu anda en çok tercih etti, memnun kaldı, sürekli başkasının önerdiği bir yatak durumuna geldi. Diğer yatak ise eser yay sistemli yataklar. Eser yaylı sistemli yataklar ise yayların birbirine geçmesi sonucu oluşan yatak tipidir. Eser yay sistemli yataklar genelde serttir ama bizdeki double hybrid diye geçiyor örneğin. İki taraflı kullanılabiliyor. Bir tarafı sert, bir tarafı yumuşak. Dezavantajları şudur. Eşler yatakta uyurken biri yatakta hareket ettiğinde diğeri bunu hissedebiliyor. Çünkü yaylar birbirine bağlı olduğu için yan taraftakini etkileyebiliyor. Ama mesela poket yaylarda böyle değil. Çünkü poket yaylarda her kişinin yattığı yay ona uygun hale geldiği için birbirinin hareketlerinden etkilenmiyorlar açıkçası. Diğer yatak da visko yatak. Visko yataklarda bizim sattığımız yine visko biliyorsunuz yatan kişinin şeklini alıyor. Birçok avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Dezavantajı yatarken çok fazla dönme pozisyonu alanlar bunda rahat edemeyebilirler. Bu yönden dezavantajlı diyebiliriz açıkçası. Onun dışında peki başka bir şeyler söyleyebileceğimiz var mı? Özellikle yani biz, yatak seçimi noktasında bilgi almak isteyen ya da tavsiye almak isteyen. Biz her zaman gelen müşterilerimize yatak seçme konusunda yardımcı olacağız. Dediğimiz gibi fiyat olarak da uygun görürlerse müşterimiz alabilir. Fiyat olarak da bu arada söyleyeyim. Tek kişilik yataklarımız en uygunu 150 pound'dan başlıyor. Çift kişilik yani 140'a 190 ise 250 pound'dan başlıyor. Yatağın kalitesine göre tabii ki bunların fiyatları değişiyor. Bir de onun herhalde bir büyüğü king size oluyor değil mi? Yani bütün size'lar var açıkçası. 80'e 1.80'den başlıyor. 2 metreye 2 metreye kadar var. Hatta bazı özellikle uzun boylu olan müşterilerimiz için de normalde standart 190 ya da 200 santimdir boy olarak ama dilerse biz bunu 2.20'ye kadar çıkartabiliyoruz. 2.20'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Tabii evinizin, odanızın şekline göre bu farklı seçeneklerden faydalanabiliyorsunuz. Fiyat noktasında da bilgiler verdi. Aslında uygun fiyatlara tabii veriyorsunuz. Tabii yani en uygun dediğim gibi döşeklerimiz, flexi metrisimiz var en uygun olarak. 150 pound'dan başlıyor. Aynı şekilde double'da 250 pound'dan başlıyor. Bizim fiyat olarak zaten en yüksek fiyatlı. Genelde visko ve poket yaylı yataklarımız. Onlar da yani en pahalısı diyeyim 1000 pound'u bile bulmuyor. 900 pound'u buluyor. Fiyat aralığı olarak. Sadece yatak ama değil mi? Bir de bunlar evet, için baza ve başlık almak gerekiyor. Baza başlık dışında farklı seçenekler sunuyor musunuz peki? Tabii ki. Özellikle baza başlık konusunda zaten müşterilerimiz ayağı yüksek istiyor ya da içi geniş istiyor. Hem içi geniş hem ayağı yüksek olan bazalarımız da var. Zaten renk konusunda çok fazla kumaş, aynı şekilde deri seçenekleri var. Müşterimiz gelince bunların istediğini seçebilir. Aynı zamanda baza başlık kombinleri de var. Yatak odasının kendi başlıkları var. Ondan seçebiliyor. Genç odasının yine kendi başlıkları var. Seçenek olarak çok fazla seçeneğimiz ve renk aynı zamanda kumaş seçeneğimiz mevcuttur. Evet, şimdi önemli bilgiler verdiniz. Şunu sormak istiyorum aslında. Yatağımızı hangi sıklıklarla değiştirmemiz gerekiyor? Yani tamam yataktan çok memnunuz. Bir süre kullandık ama ne kadar süre kullanabiliyoruz bunu? Aslında bu genel olarak bir ortalaması var. Avrupa'da bu 5-6 yıl olurken Türkiye'de 10-15 yıla kadar çıkıyor. Ama hani müşterilerimiz bu yatak değişiminin zamanı geldiğini nasıl anlayabilirler? Örneğin yatakta 2 santimetre bir göçük oluştuysa artık onu değiştirme vakti gelmiştir. Yatakta oluşan diğer bir tehlike ise mite denilen ev tozlarıdır. Ev tozları olarak bilinen bakterilerdir. Bunlar özellikle sıcak, nemli ve karanlık ortamda yaşarlar. Daha çok yataklarımızda, yorganda, yastıklarda, halılarda ve perdelerde bulunur. 1 gram tozda 500 canlı mite
ama canlı olmayanla birlikte 20 bine yakın mite bulunur. Bunlar sağlığımız için son derece zararlıdır. Çünkü mite'lar dışkılarını yatağa bırakırlar. Daha sonra o kuruyarak toz haline gelir. Temizlik esnasında tozlarla uçuşarak solunum yoluyla, burun ya da ağız yoluyla alarak vücuda geçer ve bu da bizim alerjik hastalıklarımıza sebep olur ve alerjik hastalıklarımızı tetikleyebilir. Bu nedenle ki özellikle 5 yılda bir yatakta ortalama 10 milyona yakın mite oluşuyor. 5 yılda? Evet. Yani en temiz evde bile bulunabiliyor. Ya benim ev temiz, çok iyi bakıyorum deseniz bile oluşabilecek bir bakteri. Çünkü insan vücudundan da oluşuyor. Ondan dolayı da aslında biz hani genelde 5 yıldan sonra müşterimizin yatak değiştirmesini öneriyoruz. Daha önce de açıkladığım gibi diğer bir sebep ise bunu zaten anlarız. Eğer yataktan kalktığımızda sabah 2-3 saat içinde geçen bir belamız varsa bu kesinlikle yataktan kaynaklanıyordur. Ya yanlış yatak seçimindedir ya da artık yatağın ömrü dolmuştur. Bu konuyla da alakalı dediğim gibi böyle bir sorun yaşayan müşterimiz bize geldiği zaman biz zaten onlara yatakların değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ki diğeri de zaten dediğim gibi kronik ağrılarla gelen müşteriler. Onlarda da daha çok dediğim gibi biz uzmanlarımıza görüştürerek yataktan kaynaklandığını öğrendikten sonra ona göre tavsiyede bulunuyoruz. Evet. İsterseniz hemen showroom'un yerinden de bahsedelim. Çünkü şimdi önemli bilgiler verdiniz. 5 yılda bir yatağın değişmesi gerektiği, özellikle bu bakteri durumu ben de ilk defa duyuyorum. Sağlık açısından faydalı bir şey. Bilgi almak isteyenler sizlere nasıl ulaşabilir? 375-377 High Road Tottenham üzerinde bulunuyor mağazamız. Seven Sisters'ı geçince hemen Tottenham Hill kavşağında. Müşterimizi bekliyoruz. Özellikle yatak çok önemli. Dediğim gibi yaşamımızın 3'te 1'i uykuda, dolayısıyla yatakta geçiyor. Ki bizim de en iddialı olduğumuz şey zaten baza başlık ve metris, ki her zaman da stokumuzda bulunuyor. Metrislerimiz, aslında yataklarımız her zaman stokta var ölçüye göre, ama bazen baza başlık konusunda müşterimiz farklı renkte istekleri oluyor. O konuda da sipariş verince 8 haftada müşterimizin eline geçiyor.